Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 27. bölüm. İtaatte süreklilik ve haramları terk. İtaatın manası Allah-u Teala'nın farzlarını yerine getirmek, haramlarından kaçınmak ve onun koyduğu sınırları aşmamaktır. Mücahit, dünyadan da payını unutma ayetini kulun Allah-u Teala'ya itaat etmesi olarak tefsir etmiştir. Bil ki gerçek itaat Allah'ı bilmek, Allah'tan korkmak, Allah'tan ümit etmek, Allah için murakabe etmektir. Bir kul bu hasletlerden mahrum olunca imanın hakikatine eremez. Çünkü Allah'a itaat ancak onun her şeyi yaratan, her şeyi bilen, yegane güç sahibi, hiçbir ilmin onu kuşatamayacağının idrakinde olmanın şuuruna erdikten sonra geçerli olur. Hiçbir şey ona benzemez. İşiten ve görendir. Şura suresi 11. ayet. Bedevinin biri Muhammed bin Ali bin Hüseyin'e İbadet anında Allah'ı görür müsün demiş. O da kendisini görmedim de kendimi ibadet etmiş saymam demiştir. Bedevi tekrar onu nasıl gördün diye sorunca Muhammed Allah'ı baştaki göz göremez ama onu iman hakikatiyle kalpler görür. O beş duyu ile kavranamaz, insanlara benzetilemez. Ayetlerle bilinir, alametlerle sıfatları açığa çıkar. Beşeri meselelerin ötesindedir. İşte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O göklerin ve yeryüzünün Rabbidir dedi. Bunun üzerine Bedevi, Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi bilendir dedi. Ariflerden birine batıni ilim hakkında sorulmuş ve o da şu karşılığı vermiştir. Batıni ilim, Allah-u Teala'nın sevdiklerinin kalbine bahşettiği Allah'ın sırlarından bir sırdır. O ilmi ne bir melek ne de insan bilebilir diye cevap vermiştir. Kâb-ül Ahbâr'ın şöyle söylediği rivayet olunmuştur. Şayet Ademoğlundan Allah'ın büyüklüğü hakkında hardal tanesi kadar yakin yani şüphesiz inanç olsa suda yürür, havada uçardı. Allah-u Teala şükretmekten aciz kalmamızı şükür olarak saydığı gibi kendisini tanımaktan aciz kalmamızı da iman sayıyor. Şair Mahmud el-Varak diyor ki, Allah-u Teala'nın nimetlerine şükretmen bana verilmiş bir nimet olduğuna göre o nimete şükür gerekir. Şükrün tam olması günler geçse, ömür uzasa da Allah'ın fazla olmadan nasıl mümkün olabilir? İnsan mutluluğa erince sevinci etrafı kaplar. Sıkıntıya maruz kalınca da sevaba kavuşur. Mutluluk da, darlıkta da öyle nimetler vardır ki bunların kavramaya hayaller, karalar ve denizler bile dar gelir. Rablik hakkında bilgi sahibi olunca kulluğu ikrar kaçınılmaz olur. İmanın kalpte yerleşmesi Rabb'a itaati gerektirir. İman, açık ve gizli iman yani zahiri ve batini olmak üzere iki çeşittir. Buna göre açık iman dil ile ikrardan ibarettir. Gizli iman ise kalp ile tasdik etmektir. İnananlar Allah'a yakınlaşmada farklı farklıdırlar. Yine Allah'a her bir mümini kendi kabiliyeti kadar birleştiricidir. İman, müminlerin ihlas, tevekkül ve Allah'ın hükümlerine, rızadaki yüksek derecelerine göre birleştiricidir. İhlas ise amelinin karşılığını yaratıcıdan beklemeden karşılıksız yapmasıdır. Sizleri de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ayeti buna delalet eder. Şayet itaat, sevap umup cezadan korkarak olursa bu kul tam bir ihlasa sahip olamaz. Zira kendisi için amel etmiş olur. Bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Sizden birisi korktuğunda emredileni yapan kötü köpek gibi ve ücreti verilmezse çalışmayan kötü ücretli gibi olmasın. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. Dinden yüz çevirir. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte böylece Allah'a kulluk etmemizin gereği ortaya çıkmış, ona itaat etmemiz bir vecibe olmuştur. Daha önce zikredildiği üzere Allah-u Teala bize birçok lütuf ve iyilikler bahşetmiştir. Zaten bizlere emrettiği kulluğu yapanlara mükafat, bundan gafil kalanlara da adaleti gereği ceza vardır. Tevekkül ise ihtiyaç anında Allah'a güvenmek, zaruret olunca ona dayanmak, sıkıntıya düştüğünde kendisi gayet sakin ve kalp huzuru ile Allah'a tam bir güven duymaktan ibarettir. Rablerine tevekkül edenler bilirler ki her şeyi takdir eden O'dur. Sebepleri yaratan ve tedbir eden de yine Allah'tır. Tevekkül edenler ne babalarına, ne çocuklarına, ne mallarına ve ne de
işleri işleyenlere yönelirler. Kim de Allah'a güvenirse yani tevekkül ederse Allah ona yeter. Talak suresi 3. ayeti gereğince her halükarda yalnız Allah'a güvenirler. Rıza, kendisi için takdir olunmuş şeylerin meydana gelmesini gönülden hoş karşılamasıdır. Alimlerden biri, Allah'a en yakın kimseler kendi paylarına en çok razı olanlardır demişlerdir. Yine gerçekte hastalıklar da sevinçler de gerçekten kişi için şifadır. Sözü bilgelerin sözlerindendir. Şairin biri şöyle demiştir. Her nimet azı dişler arasında senin için çeşitli belalar saklar. Buna karşılık belalar beklediğin yerden sevinçli sonuçlarla karşılaşırsın. Zamanın olaylarına karşı sabret. Zira her durumun bir sonucu vardır. Her bir sıkıntının ferahlığı, her bir özel nimetin şaibeleri vardır. Bu hususta bize Allah Celle Celaluhu'nun ve belki de sizi çirkin gördüğünüz bir şey sizin için daha hayırlıdır. Bakara suresi 216. ayeti kafidir. Bil ki kul dünyayı terk etmedikçe Rabbine itaati mükemmel olamaz. Hikmetli sözlerden birinde en tesirli vaaz arada perde kalmaksızın kalbe ulaşanıdır. Aradaki bu engelin dünya arzuları olduğu söylenmiştir. Yine hikmet ehlinin sözlerinden olarak dünyadan bir andır ve o anda Allah'ı an sözü nakledilmektedir. Ebu'l-Velid el-Baci şöyle bir şiir söylemiştir. Ben kesinlikle bilince bütün hayatın bir an gibi olduğunu, neden onun kıymetini bilerek onu iyilik ve itaatte harcamayayım? Bir adam Allah'ın elçisine sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben ölümden hoşlanmıyorum deyince Allah Resulü senin malın var mı diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malını ölmeden önce ver. Muhakkak ki kişi malıyla beraberdir. Hazreti İsa'nın şöyle dediği rivayet olunmuştur. İyilik üç şeydedir. Konuşmakta, bakmakta ve susmakta. Kim Allah'a zikir dışında konuşursa şüphesiz konuşması boştur. Kimin bakması ibret için olmazsa şüphesiz gafildir. Ve kimin sükutu düşüncesiz olursa şüphesiz bu sükutu boşa gitmiştir. Dünyayı terk etmek, dünya meşguliyetlerini düşünmemek ve dünya lezzetini arzulamayı terk etmekle olur. Şüphesiz ki insan düşünce ile bağlantılı olduğundan dolayı düşünce irade isteği çağrıştırır. Öyleyse helal olmayana göz atılmasın. Çünkü helal olmayana bakmak hedefini bulmuş bir ok, galip gelmiş bir güçtür. Salat ve selam üzerlerine olsun. Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bakmak iblisin oklarından bir oktur. Kim Allah-u Teala'dan korktuğu için harama bakmayı bırakırsa hemen imanın lezzetini kalbinde bulur. Filozoflar kim göz atarsa oflaması çoğalır. Bakmak haber verir ve o insanın ayıplarını açığa çıkarır. Cehennemde kalışını uzatır. Öyleyse gözlerini koru. Çünkü sen yasaklara karşı gözlerini korursan diğer organlarını da korumuş olursun demişlerdir. Eflatun'a sağlık mı, körlük mü kalp için daha zararlıdır denilince şöyle cevap vermiştir. Kalp için göz ve kulak kuşun iki kanadı gibidir. İkisi de olmadan olmaz. Kuş iki kanadıyla havalanabilir. Belki bir kanadı kırılsa çok zor uçabilir. Muhammed bin Davf der ki, bir kula Allah katında eksiklik olarak aklı selim kişilerin yanında kendisine sunulan her şeye bakması yeterlidir. Zahidin biri bir çocuğa gülen birini görünce hemen ona ey aklından, kalbinden ve bir tarafından zor olan adam, kiramen katibin meleklerinden yaptıklarını muhafaza eden, amellerini yapan, sana bakan, senin aleyhine olan apacık bir imtihanı ve seni sarhoş etmiş olan içindeki sahtekarlığı görüp yazan meleklerden utanmıyor musun? Demiştir. Kadı el-Cucani bir şiirinde de diyor ki, ey gözlerim bir bakmakla gayenize dolaştınız, kalbimi zararların en şerlisine götürdünüz. Ey gözlerim kalbinden çekin ellerinizi, zira iki kişinin tek kişiyi öldürmesi azgınlıktır. Hazreti Ali buyuruyor ki, gözler şeytanın tuzaklarıdır. Göz, vücut azalarının en çabuk nüfuz edeni ve en zararlısıdır. Vücut organlarını Allah'a itaatte kullanan emeline kavuşur. Organlarını nefsinin isteği doğrultusunda çalıştıran ise amellerini boşa çıkartır. Abdullah bin Mübarek şöyle demiştir. İmanın özü peygamberlerin getirdiklerini tasdik etmektir. Kim Kur'an'ı doğrular
ve onu hayatına tatbik ederse cehennemde ebedi kalmaktan kurtulur. Haramlardan kaçınırsa tevbe kapısına çıkar. Rızkını helal yollardan kazanırsa bera kapısına çıkar. Farzları yerine getirenin Müslümanlığı sağlam olur. Doğru dilli olan dille ilgili zararlardan korunur. Haksızlıklardan yüz çeviren kısastan kurtulur. Sünnetleri yerine getirenin amelleri tertemiz olur. Kim de ihlaslı olursa amelleri kabul edilir. Ebu Derda'dan rivayet olundu ki, temiz kazan, salih amel yap, Allah'tan günlük rızık iste, kendini ölülerden say, amelini beğenmekten de sakın. Bu durum amellerini boşa çıkaracak afetlerin en büyüklerindendir. Zira amelini beğenen kimse Allah yaptığı ameli kabul mü etti, red mi etti bilmeden Rabbini mihnet borcuna soktuğunu düşünür. Oysa ki nice zillet ve hayal kırıklığı getiren amel vardır ki büyüklük ve kendini beğenmişliğe yani kendini beğenmişliğe sebep olan ibadetten daha hayırlıdır. Aynı şekilde amelde gösterişten de sakının. O gün hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından kendilerine gösterilir. Zümer suresi 47. ayeti bazılarının dünyadayken iyi ameller olarak gördükleri ameller kendilerine kıyamette kötü ameller olarak gösterilir şeklinde tefsir edilmiştir. Seleften bir kişi bu ayeti kerimeyi okuyunca riyakarların vay haline derdi. Allah-u Teala'nın Rabbine kullukta hiç kimseye eş koşmasın Kehf suresi 111. ayeti de yani yaptığı ameli ne gösteriş için açığa vursun ne de utanarak gizlesin diye tefsir edilmiştir. İbn-i Mesud'dan rivayete göre Kur'an'ın en son inen ayeti aşağıdaki ayettir. Allah'a döndürüleceğiniz sonra her bir kimsenin kazancının karşılığının haksızlığa uğramadan ödeneceği o günden sakının. Bakara suresi 28. ayet. Şair Muhammed bin Beşir der ki, en yakın geçmişin adaletli bir şahit olarak geçti. Senin bugünün de yaptıklarına şahittir. Dün bir kötülük yaptınsa hemen hamd ederek iki iyilik yap. İyiliği sakın ola ki yarına bırakma. Bakasın ki yarın gelmiş ve sen yoksun. Diğer bir şair de şöyle der. Arzuladığın günahı hemen işlersin. İleride de tevbe edeceğini düşünürsün. Gafletinden sonra ölüm geliverir. Bu yaptığın akıllı ve tedbirlilerin işi değildir. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'a şöyle demiştir. Müminin takvasının alameti üçtür. Sahip olamadığı şeylerde güzelce tevekkül etmesi, sahip olduklarına razı olması ve elinden kaçırdıklarına da güzelce sabretmesi. Meşhur bir sözde şöyle denilmiştir. Kim musibete sabrederse muradına erer. Bir şair der ki, başına gelen bir bela için sabretmeli. Hayal kırıklığı ve acıya düşmemeli. Şayet dünya süsleriyle gelecek olursa, buna karşı sabrın alameti iyilik ve takva. Her iki durumda da zor kullanarak nefsine daima cihat et ki, hiçbir engel ile karşılaşmadan umduğuna ulaşasın. Diğer bir şair de şöyle der. Arzulanan şeyin anahtarı sabırdır. Sabır her an yardımcındır. Sabret, her ne kadar uzasa da geceler, nice üzgünlere yardım etmiştir zira. Sabır sayesinde ulaşılmıştır. Heyhat, olması imkansız denen hedefe. Başka bir şair ise der ki, sabır, imanın en sağlam kulpudur. Şeytanın kışkırtmalarına karşı kalkandır. Sabırda övünülecek sonuçlar vardır. Tez canlılığın sonu ise hüsrandır. Zaman seni bıktırdıysa, zamanların adeti zaten budur. Güzel sabır zırhına bürün. Kesinlikle bil ki sabır rıdvan cennetinin kılavuzudur. Sabrın çeşitleri vardır. Birisi en uygun vakitlerde ve eksiksiz olarak farz ibadetlere devam etmektir. Diğeri nafilelere sabır, arkadaşlara ve komşulara karşı sabır, hastalıklara karşı fakirliğe sabır, günahlara, nefsin arzularına ve şüpheli şeylere karşı bütün organların faydasız işlerine karşı sabır.